Merhaba dostlar, bu videomda size Nintendo'nun gelecek konsolu olan Nintendo Switch 2 ya da ismi ne olur bilmiyoruz, biz öyle adlandırıyoruz. Bugüne kadar Nintendo Switch 2 ile ilgili çıkmış olan haberleri, sızıntıları şöyle bir derleyelim ve hem donanımsal hem yazılımsal özelliklerine bir bakalım hem de biraz hakkında yorum yapalım. Siz de tanıtım yüzü üyeliği alarak sayfanızın, kanalınızın tanıtımını sağlayabilirsiniz. Ve izleyenler, siz de Türkiye'deki Pokemon oluşumları hakkında böylelikle bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Satoshi Bariardo, Pokemon koleksiyonculuğu ve Nintendo koleksiyonculuğu için mükemmel bir kanal takip etmenizi tavsiye ediyorum. Nintendo 3 Mart 2017'de büyük bir çıkış yaptı. Aslında büyük bir çıkış diyemeyiz çünkü çıkış yaptığı anda bu derece büyük bir olaya şahit olacağımızı bilmiyorduk. 3 Mart 2017 tarihinde Nintendo Switch konsolu çıktı. İşte Joy-Con'ları olan, ayrılabilen, hem televizyonda oyun oynayan hem elde oyun oynatan bir konsoldu. İnsanlar bu konsepti sevdi ama sonrasında o kadar müthiş oyunlar ardı ardına geldi ki Nintendo Switch konsolu tarihin en çok satan, en çok ünlenen konsollarından birine dönüştü. Şu an 130 milyonun üstünde, hatta 140 milyona neredeyse varmış olan satışıyla da tarihin en çok satan konsolları arasına zaten giriş yapmış durumda. Biraz daha zorlarsa hatta en iyisi olacak. Gelelim yeni konsola. Nintendo böyle bir başarının üzerine tabii ki yeni bir konsol çıkarması gerekiyor artık. Zamanı geldi. Böyle bir başarının üzerine ne yapabilir? Yani 7 yıllık süreç içerisinde müthiş oyunlar, müthiş bir satış rakamı, gerçekten insanları memnun eden bir konsol. Peki neler olacak? Nintendo Wii'de yaşadığını tekrar yaşar mı? Yani Wii gibi bir konsolla büyük bir patlama yaptıktan sonra biliyorsunuz Wii U'nun çıkışı Nintendo için tam bir kabus olmuştu. Şimdi aynı şey yaşanır mı? Emin değilim. Umarım tabii ki ders almışlardır geçmişten. Ama bence tabii ki Nintendo Switch kadar büyük bir sükse yapmayacaktır. Ama insanlar Switch konseptine alıştı artık. Bence en azından Switch kadar olmasa da ona yakın bir başarı elde edeceğini şimdiden düşünüyorum. Peki Nintendo bize yeni olarak neler sunmalı? Ortaya çıkan haberleri kısaca şöyle derlemeye başlayalım. İlk olarak ekrandan bahsedelim. Nintendo Switch'in ekranı 7 inçlik bir ekrandı. Bu ekranın tabii ki büyüyeceğini biliyoruz. Yani büyüyecek mutlaka. 8 inç olacağı söyleniyor. Daha büyük olur mu? Zannetmiyorum. Çünkü sızıntılar baştan beri hep 8 inç üzerinden gitti. 8 inçlik bir ekranımız olacak ve bu ekranımız 1080p çözünürlüğünde olacak. Nintendo Switch'inki 720p'ydi. Hatırlatayım onu da. Burada belirsiz olan tek bir nokta ekranın cinsiyle alakalı olan, yani OLED ekran olacak mı olmayacak mı tartışması var. Yani OLED ekran olacağı ile ilgili bir haber açıkçası şu an için yok. O yüzden muhtemelen OLED ekran çıkmayacak gibi duruyor. Belki maliyetle alakalı bir durumdur. Sonradan belki yine OLED versiyonu çıkacaktır ama bence OLED ekranla gelmeyecek. Dock tasarımına baktığımızda ise dock tasarımının yenileneceği söyleniyor. Dock nedir bilmeyenler için söyleyelim. Nintendo Switch'in televizyon bağlantısını yapıldı, o kondu, ne diyelim, kızak diyelim, kutu gibi kızak. Oraya koyduğunuz zaman Nintendo Switch'i televizyona görüntüyü yansıtıyordu. Burada da çeşitli değişimlere gideceği söyleniyor ve 4K'ya upscale edeceği söyleniyor görüntünün televizyona aktarılırken. Şimdi normalde bazı oyunlarda, hepsinde değil, 720p olan ekran dock'a konduğu zaman televizyona 1080p olarak aktarılıyordu. Eğer ekranımız 1080p olursa aktarma olayının 4K olması çok da şaşırtılacak bir şey değil aslında. Ama yani bu ihtimali birazcık az görüyorum ben. Belki çeşitli yazılımsal, hani böyle teknolojiler kullanarak yapılabilir bir şeyler. Ama yine her oyunda tabii ki olacağını da düşünmüyorum. Benim burada yorumum, yani 1080p 60fps'te bir oyun deneyimi sunması televizyonda da bence yeterli olur. İşlemci gücüne geçersek, işlemciyi Nvidia'nın üreteceği, Nvidia'nın tasarladığı ve özel bir işlemci olacağı söyleniyor. Yani çeşitli böyle isimler anılıyor ama tabii bunlar bize bir şey ifade etmiyor. Ama PS4 civarında bir gücünün olacağı söyleniyor. Yani bu bazı özellikler yönüyle biraz sonra açıklayacağım PS4'ten daha iyi şeyler sunarken bazı konularda da geriye düşebilir. Yani o yüzden ortalama PS4 gibi bir güce sahip olacak. Grafik gücüne sahip olacağı, işlemci gücüne sahip olacağı
görülüyor. Tabii bu kötü bir şey değil. Onu hemen yorumumu da ekleyeyim. Yani PS4 gücünde bir el konsolundan bahsediyoruz sonuç olarak. Hani bence iyi. Bellek ve RAM üretiminin Samsung tarafından yapılacağı söyleniyor. Bu arada ekranı da Samsung üretecek. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum ama ekran kısmında. Söylediysem burayı çıkarırım. Ekran, bellek ve hafızalar tamamen Samsung tarafından üretilecek ve bir hayli hızlı olacağı söyleniyor. Tabii yani ne olacağını bilemiyoruz. Nintendo Switch'te RAM 4 GB'tı. Burada 6-8, yani 8 olabilir, 6 olabilir. 8 olma ihtimali yüksek, onu söyleyelim RAM olarak. Sunulacağı söyleniyor. Fena değil. Son günlerde Joy-Con'larla ilgili bazı haberler çıktı. Burada ise Joy-Con'ların manyetik olacağı söyleniyor. Biliyorsunuz Nintendo Switch'te, şöyle göstereyim, Joy-Con'ların bağlantısı kızaklı bir sistemle yapılıyor. Şöyle oturtuyoruz yerine. Bu şekilde yapılıyor ama yeni Switch'te bunun manyetik olacağı, böyle getirip çat diye yapıştıracağımız söyleniyor. Sağlam olduğu sürece ha kızaklı ha manyetik benim için çok fark etmiyor ama değişik bir teknoloji olacak galiba. Direkt hani çat diye yapıştıracağız herhalde. Şeyle bunu çok kullanıyorlar. Mesela iPad'de ya da yeni çıkan tabletlerde işte kalemi böyle çat üstüne yapıştırma falan var. Direkt olarak tabletin kenarına yapıştırabiliyoruz. Öyle bir teknoloji olabilir. Eski Joy-Con'ların Bluetooth yoluyla destekleneceği de söyleniyor. Bu güzel bir şey. Nintendo Switch'teki Joy-Con'larımızı yeni konsol aldığımızda da kullanabileceğiz. Aynı şekilde Pro Controller'ı da yine kullanabileceğiz. Beklenen ama sızıntısı düştüğü için de bir miktar rahatladığımız bir şey ise tabii ki eski, yani Nintendo Switch oyunlarını da destekleyecek olması. Ben böyle bir şey zaten bekliyordum. Yani 140 milyon satmış bir konsolun oyunlarını elinizin tersiyle itemezsiniz tabii ki. Yani yeni konsol Switch oyunlarını da destekleyecek. Aynı 3DS çıktığında DS oyunlarını desteklediği gibi. Bu doğru bir karar ve zaten yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı teknolojilerden bahsediliyor. İşte DSLR mesela, derin öğrenme, süper ölçeklendirme gibi bir teknolojisinin olacağı söyleniyor. İşte bu yazılımsal olarak grafiği daha yukarı taşıyan teknolojiler bunlar. İşte ışın izleme yöntemi olacakmış Joy-Con'larda. Tam olarak nedir, ne işe yarayacaktır, nerede kullanacaklar bilmiyorum ama Nintendo ister istemez yeni teknolojiler Joy-Con'lara kazandırmak isteyecektir. Sever Nintendo böyle şeyleri. Biliyorsunuz Joy-Con'lar çok fazla kullanmasak da, yani her oyunda kullanmasak da pek çok teknolojiye sahipler. İşte gyroskop gibi, HD Rumble gibi vesaire pek çok özelliğe sahipler. Hatta kamera bile var üstlerinde. Ama çok da kullanmadık bunları yani birkaç oyun dışında. Yeni böyle özellikler Joy-Con'ları ve konsolu daha böyle cazip hale getirecek güzel özellikler de yine sunacaklardır diye düşünüyorum. Sızmış haberler bu kadardı. Yani Nintendo'nun yeni konsolunda artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ortaya çıkan haberler bunlar. 3 aşağı 5 yukarı bu haberlere uygun şekilde geleceğini düşünüyorum ben. Şimdi gelelim yorumlarıma. Şimdi donanımsal olarak tabii ki yani Nintendo kendi oyunlarında çok büyük problemler yaşamayacaktır. Yani son artık 1-2 yıla kadar Nintendo kendi oyunlarında da sorun yaşamaya başladı tabii ama öncesinde hiçbir sorun yaşamıyordu. O yüzden donanımı kendi oyunlarına yönelik tutarsa yine tabii ki 3 sene sonra, 5 sene sonra sorunlar çıkacaktır. Ama bir el konsolundan bahsediyoruz. Sonuç olarak bu konsol ele alıp oynanabilen bir konsol. Yani donanımda da bir yere kadar bir şeyler yapılabiliyor. İşte batarya ömrü devreye giriyor burada. Donanımı çok kasarlarsa batarya çabuk bitiyor. İşte ısınma problemi. Yani pek çok sorun var tabii ki el konsollarında. O yüzden de hani bir yere kadar yükseltilebiliyor bunlar. Şu ana kadar açıklanan yani donanım beni yani tatmin etti. Çok kötü durmuyor. Bence gayet iyi. Yani önemli olan tabii ki oyunlar. Bunun her zaman altını çizmek gerekiyor. Nintendo Switch'te yaptığını Switch 2'de de yaparsa gerçekten zaten kimse onu tutamaz. Yani düşünün, Zelda Breath of the Wild'la başladı Nintendo Switch'in yolculuğu. Mario Odyssey'ler, işte Tears of the Kingdom'lar. Ondan sonra başka ne sayılabilir? Metroid'ler, değil mi? Yani Mario'nun 2D oyunları, yani Super Smash'ler, aklıma gelmiyor şu an yani. O kadar fazla oyun yaptılar ki, iyi oyun yaptılar ki yani. Pokemon'u zaten ayrı bir yere koyuyorum. Güzel bir grafik çizdiler. Yani hemen hemen her markalarına güzel oyunlar yaptılar. Bazen başarısız oyunlar da yapıldı. Şimdi özellikle Switch'teki Kirby oyunları mesela bence çok başarılı olmadı gibi duruyor. Yani o yüzden
Hani tabii ki bazı konularda da başarısız oldular ama ben genel tabloya bakıyorum. Eğer bu grafiği Switch'in yeni konsolunda da yaparlarsa o zaman demeyin keyfimize. Donanım dışında baktığımızda tabii ki oyun önemli demiştim. Benim buradaki tahminim, bu bir bilgi değil, tahmin. Yeni Switch bir Mario oyunuyla çıkış yapacak arkadaşlar. Mario'nun 3D oyunlarından biriyle çıkış yapacak gibi geliyor bana. Çünkü 3D Mario oyununu biz Odyssey'den beri görmüyoruz. Yani yaklaşık 7 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır yeni bir Mario oyunu yok ortalıkta. 2D'leri saymıyorum. Yani o yüzden bu konsolun çıkış oyununun Mario olacağı biraz böyle belli gibi yani. Zelda olmaz. Zelda için daha vakit var. O yüzden Mario ile çıkış yapacaklarını düşünüyorum ben. Bunun dışında konsolun yazın ya da Eylül ayında, Eylül-Ekim gibi ilk tanıtımının yapılıp Mart ayında da yine Mart 2025'te çıkacağını düşünüyorum konsolun. Dediğim gibi bunlar tahmindir. Kesinlikle herhangi bir bilgi yok. Ama şöyle sürece baktığımızda ki Switch'te de bu süreci izlemişlerdi. Eylül-Ekim gibi ilk tanıtım videosu çıkmıştı. Sonra Ocak'ta genel duyurusunu yapmışlardı, tanıtmışlardı. Mart'ta da çıkışını yapmışlardı. Aşağı yukarı aynı süreci bence takip edecekler gibi duruyor. Bu yılın sonlarına doğru yazın olabilir ya da Eylül-Ekim gibi olabilir ilk tanıtımını görebileceğimizi düşünüyorum. Mart'ta da muhtemelen konsola yeni Mario oyunuyla birlikte sahip olacağımızı düşünüyorum. Pokemon cephesinde ne bekliyorum? Şimdi tabii ki konsol ilk ortaya çıktığında şöyle bir soru işareti var bizim kafamızda. Biliyorsunuz 2025 yılında Pokemon Legends EA'nın çıkacağını biliyoruz. Şimdi bu oyunun ne zaman çıkacağı tabii ki belli değil. Yani yeni konsoldan önce mi, sonra mı? Nasıl bir süreç olacak? Nasıl bir şey takip edilecek? Gerçekten orası birazcık karışık. Yeni konsola çıkma ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Yani aynı Zelda Breath of the Wild gibi Switch ve Wii U'ya çıkmıştı Breath of the Wild hatırlarsanız. Öyle bir yol izleyebilirler. Yani hem Switch'e hem Switch 2'ye çıkarıyoruz oyunu gibi. Öyle bir şey yapabilirler ya da direkt olarak Switch 2 çıksın. Boşverin biz Switch'e çıkaralım oyunu da diyebilirler. Orası birazcık karmaşık duruyor onu söyleyeyim. Onun dışında Pokemon'un 2026'da 10. nesil oyununun geleceğini düşünüyorum ama 2026'ya kadar tabii ki konsolun üzerinden yaklaşık 1,5-2 yıl geçmiş olacak. Bu boşluğda yeni bir yani Let's Go ya da bir remake'de vesaire yeni konsola bir oyun yaparak dolduracaklarını düşünüyorum. Yani direkt olarak yeni konsolun ilk oyununu 10. nesil oyunu yapmazlar gibi duruyor. Hani Let's Go'da hatırlarsan Swordshield çıkmadan Let's Go'yu yapmışlardı Switch'e. Öyle bir yol izleyeceklerini yine düşünüyorum. Bunlar tabii benim fikirlerim. Son olarak da şu soruya cevap vermek istiyorum. Sıklıkla gelen sorulardan biri, abi şu an Switch alınır mı? Şu ortamda Switch alınır mı? Bekleyelim mi? Beklemeyelim mi? Sorusu çok geliyor. Arkadaşlar benim tahminim beklemeniz. Yani benim fikrimi soruyorsanız şu an için beklemek gerekiyor. Switch bir yere kaçmıyor zaten. Switch'in oyun kütüphanesi de orada duruyor. Yeni konsolu bir görün, bir çıksın, bir tanıtılsın, fiyatına bakın, ne bileyim özelliklerine bakın. Ondan sonra baktığınız sizi aşıyor. Ya bu çok pahalı, ben bunu alamam derseniz gider Switch alırsınız gene. Bir yere kaçmıyor dediğim gibi. O yüzden şu sıralar birazcık beklemek lazım. Hem beklerken de paranızı biriktirirsiniz, daha iyi olur. Yani Switch'in kaç dolardan çıkacağını açıkçası şu an bilmiyorum. Ben 400 dolar civarı bir paradan çıkabilir gibi duruyor sanki. 400 dolardan çıkarsa da bizim ülkemize aşağı yukarı 18-20 bin civarında gelir. O aralıkta gelir. Artık bunları düşünün. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte Nintendo'nun yeni konsolu hakkında şöyle bugüne kadar çıkan bilgileri toparlayıp bir video yapmak istedim. Bundan sonra zaten video yapmam muhtemelen. Konsolun çıktığında ancak tartışırız diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerden de tabii ki yorumları bekliyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.